kurumlarımız üzerinden düşeni yapıyor. Belediyemiz sağ olsun toplu taşımla ilgili önemli kararlar almıştı. Bunun çok önemli sonuçlarını, faydalarını gördük. Sizlerle de paylaştık. Tabii ki süre bugün itibariyle doluyor. Yeniden bir düzenleme yapacağız. Tabii ki toplu ulaşımda az önce de ifade ettiğim gibi öğrencilerimizin işte yüz yüze eğitim nedeniyle okulların açılması, belirli sınıfların açılması, özel öğretim kurumlarının da faaliyetlerini devam ettirmesi nedeniyle toplu taşımada yeni bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı. Artan yolcu sayısına göre ayakta da yolcu almaya başlayacağız. Ama bunu imkanlarımızı zorlayarak, az sonra belediye başkanımız sizlere ifade edecekler mutlaka. İmkanlarımızı zorlayarak bunu minimum seviyede tutmaya çalışacağız. Yani vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmelerinde fazla kalabalığa meydan vermeme adına her türlü fedakarlığı Büyükşehir Belediye'miz yapıyor, yapmayı da devam edecek. Vatandaşlar olarak bizler de şunu yapmalıyız. Özellikle öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, işçilerimizin işlerine giderken, okullarına giderken alana çıktıklarında bizler gerekmedikçe, ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bu sürece böyle destek verelim. Biz toplum olarak birlikte hareket ettiğimiz zaman, birbirimize destek olduğumuz zaman sonuç almamız takdir edersiniz ki daha kolay oluyor. Bunun için değerli arkadaşlar 15 gün gerekmedikçe evde çıkmayın Kayseri çağrımızla önemli bir noktaya gelmiştik. Bunu sürdürüyoruz. Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Özellikle hafta sonları sokağa çıkmadan, ihtiyaç olmadığı takdirde sokağa çıkmadan evimizde, ailemizde birlikte kalırsak çok daha rahat oluruz, çok daha huzurlu oluruz. Bunun dışında hep ifade ediyoruz. Özellikle eş, dost, akraba ziyaretlerini zorunlu olmadıkça yapmayalım. Elbette ki büyüklerimizin ihtiyacı varsa gidip bu ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ama gezmeye, efendime söyleyeyim işte şu komşuma gideyim, oturalım, bir sohbet edelim, bir konuşalım. Bunları erteleyelim arkadaşlar. Özellikle basınımızın bu konudaki katkısı ve çağrıları bizim için çok önemli. Bizler ihtiyaç olmadıkça eş, dost, akraba ziyaretini erteleyin diyoruz. Bunları yaptığımız takdirde bu kışı rahat geçiririz. Şu anda sağlık sistemimizde doktorlarımızın yükü oldukça azaldı. Bunları bu noktada tutup daha ileri noktalara götürüp sağlık sistemimizi Haziran ayındaki noktaya getirebilirsek hepimiz çok rahat ederiz. Bunun için daha çok çalışmamız lazım, daha çok gayret göstermemiz lazım. Maske, mesafe, temizlik diyoruz. Bakın bunun maliyeti yok arkadaşlar. Bunların maliyeti yok. Ama bunun dışında karşılaştığımız her olayın maliyeti bize çok daha fazla. Çok net, altını çizerek ifade ediyorum. Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda maske takacağız. Bu alanlarda sigara içilmesi mümkün değil. Hukuken mümkün değil. Çünkü oraya bir zorunluluk getirilmiş. O zorunluluğa sizin uymanız lazım. Öncelikle yerine getirilmesi gereken ortaya konulan zorunluluk. Zorunluluk ne? Maske takma zorunluluğu. Efendim kalenin dibinde oturayım bir sigara içeyim. Siz sigara içerken yanınızdaki insanlara zarar veriyorsanız bu hem sizin açınızdan tehlike hem yanınızda oturanlar açısından tehlike. Biz şehrimizi seviyoruz, insanımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Alınan önlemler tabii ki bu şehirde yaşayan kardeşlerimizin huzuru, sağlıklı geleceği için. O açıdan bu konuda Kayseri hemşehrilerimiz de bizlere gerekli desteği veriyor, kurallara uyuyor. Kendilerine biz teşekkür ediyoruz. Elbette ulaşım konusunda gerçekten Türkiye'de bir ilke imza attık. Ayak yolcu almama sürecini bir ay sürdürmek suretiyle bu konularla ilgili en büyük katkıyı sağlamış olduk. 1/3'e denk geliyor. Şimdi onu da %25 olarak pazarlık sonrası karar kıldık. 1/4'e denk gelmiş oldu. Yani hakkımızın 1/4'ünü kullanmış olacağız. İlla bunu kullanacağız anlamına değil. Şayet ayakta yolcu almayı gerektirirse bu sayı bu kapasiteyi aşmayacak. Vatandaşımızın da duraklarda otobüse ya da tramvaya binememe yönüyle mağduriyetini önlemek amaçlı bir önlem. Olayı böyle değerlendirmek lazım. Biz gerekiyorsa her türlü fedakarlığı yine yaparız. Yolcu alınmaması gerekiyorsa yine almamaya çalışırız. Ama bir gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Bunun için yapılması gereken az önce Sayın Valimiz söyledi. Gereksiz yere
evlerimizden çıkmayalım. Gereksiz yere kalabalıklara girmeyelim. Gereksiz yere ortalıklarda dolaşmayalım. Bana bir şey olmaz mantığından %100 uzaklaşalım. Herkese her şey olur. Daha dün Facebook'ta gördüm, üzüldüm. Bir genç öğretmenimiz geçmiş gitmiş. Yani bu işin şakası yok. Bunun genci yok, yaşlısı yok. Elbette kronik rahatsızlığı olanlarla, elbette belirli yaşa gelmiş olanlarla gençlerimiz, çocuklarımız iyi olmaz. Ama onların taşıyıcı olacaklarını da unutmayalım. O açıdan da duyarlılığı gösterelim.